Esenlikler. 9. bölümdeyiz. Geçen bölüm 8. bölüm. 8 bölüm boyunca yediğimiz en büyük dayağı yemiştik. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorduk. Şehrimize biraz para verelim. 32. gün. Meyve bahçelerimiz bir seviye daha atlayacak. Şehrimizin sadakati giderek artıyor. Bu bizim refahımıza etki ediyordu, inşaatımıza etki ediyordu. Şu an iyiyiz, şu an mutluyuz. Amprela giderek yükseliyor. Diğer şehirlerin aksine. Örneğin Miezan. Yolda olan kaldı mı? Kalmadı. Yengemizi burada bırakacağız ki abimiz soyunu devam ettirebilsin. Kendimizi imparatorluktan ve Kuzayit'ten oluşan bir birlik dizeceğiz. Birlik dediğiniz bulunur arkadaşlar. Hani bir savaş kaybetmekle bir kale, bir şehir, Umbrella bile gitse bu oyun bizim için bitmeyecek. Çünkü biz her seferinde daha çok gelişiyoruz. Her seferinde seviyeler atlıyoruz. Her seferinde kendimize bir şeyler katıyoruz. Biraz böyle bakmanız lazım. Hayata da böyle bakmanızı öneririm. Hani bir sefer yere düşünce bütün emeklerinizi, bütün kişiliğinizi çöpe atmamanızı tavsiye ederim ben size. Ha sen kimsin lan da diyebilirsiniz tabi. Ben sadece şahsi kanaatlerimi ve tecrübelerimi iletiyorum size, o kadar. Yük atı alacağız buradan. Yeterince yok. Erken davrandım. Çok erken davranmışım ya. Neyse, asker sayımız artınca hızlıca toparlarız bu durumu. Şuraya varınca. Aşina seviye atlıyor. Aşina çok seviye atlayacak arkadaşlar. Çok. Gördüğünüz gibi hızımızı hızlıca toparlıyoruz. Sturgyalılar kaybettikleri şehrin ve iki kalenin telafisini yapmak istiyorlar ama muzaffer olacaklarını sanmıyorum ben. Çok güçsüz kalmış ve çok çabuk ezilmiş. Bizim çocukları dövdüler tabi. Şu hızımı artık bir toparlayabilir miyim? Oyun, yüksek müsaadenle. Teşekkür ederim canım. Latar, o askerleri almasaydım be canım. Ben alacaktım. Neyse, canın sağ olsun. Süvarilerimiz gitti ama asıl süvarilerimiz neredeydi arkadaşlar? Asıl süvarilerimiz şehrimizdeydi. Boz kravatlarını ver canım. Çokça lazım olacak. Bu şehirde niye bu kadar çok erzak var? Baltaklan'da bakalım. 3 köyü varmış. Baltaklan'ın refahının bu kadar artması şaşırtıcı değil. Çok fazla erzağı var. Hızımızı toparladık. Ufak tefek savaşlarla birliğimizi eski haline getirebiliriz. Zaten acemilere yetiyorduk. Çok üzülmemize gerek yok o yüzden. Canım, savaş atın var. Var. Bir dakika, bozkırtına mı? Tamam. Böyle hatalar yapmıyoruz tabii ki. Böyle konuşuyorum rahat rahat ama çok para yedim ya. Kötü oldu aslında. Neyse. Bir yeğenimiz yaşını doldurmuş. İlk yeğenimizi güçlü ve dayanıklı, daha savaşçı yapalım. Bizde yeğen bitmez. 3 yeğenimiz var çünkü. Savaş atı yokmuş. Bu arada Kuzayit gücü yüksek görünse de
Aslında şu an o kadar güçlü değil. Çünkü bulunan şehir ve kale sayısı yüksek. Gücünü de bu yüksek gösteriyor aslında. Şehir ve kalelerdeki askerler de güç olarak değerlendirilir. Birliğimizi hızlıca toparlayalım. Sürü götürmeyeceğim. Amprila benim şehrim aslında, götürebilirim ya. Boz kravatını ver. Tamam, Amprila'ya doğru götürelim bu sürüyü. Karasancak 4 seviye oldu. Güzel. Canım. Amprila'ya götüreceğim. Köpek balığına götürecekmişiz. Biraz manidar oldu. Aşına 92 vekilliğe ulaşmış. Güzel. Ben nerede ki? Bakın, izcimizin seviyesi çok yüksek olduğu için buradan şuradaki sığınağı tespit ettik. Oyunda izci lazım derken bundan bahsediyorum. İzciler iyidir. İzciniz olsun. Klan seviyemiz atladığı için birlik limitimiz arttı. Bu saatten sonrası zaten ek yoldaş limiti, ek atölye limiti ve ek birlik büyüklüğü olacak. 6 seviyeye kadar çıkabiliyoruz. Aslında hızlıca atölye yapmamız lazım. Ama şu an yapamıyoruz maalesef. İmparatorluk askerleri alacağım bu arada. Sadece dönüş yolunda toplayabildiğimi topluyorum. Ki 40 atlı okçu aldık. Şehrimizde gereğinden fazla atlı okçumuz ve süvarimiz vardı diye hatırlıyorum zaten. Ama yetmeyecek tabii bu sayı. Gönül ister ki Batanya'dan okçu toplayalım. Onu da yapacağız. Ulan, ulan kayınbaba. Kalemiz gitti, geçmiş olsun demiyor arkadaşlar bize. Yani sonra neden isyan ediyorsun? Şu atlı okçuyu da alacağım. Burada mı? Tepeste vardı sanırım. Evet. 5 tane daha alalım. Şapeste de yoktu değil mi ya? Yoktu. Görevi yük hayvanları. Canım kusura bakma. Şimdilik İmparatorluk ve Kuzayit harmanı bir ordu kullanacağız arkadaşlar. Peynirimiz ve tereyağımız mevcut. Güzel. Bu kardeşler ileride süvari olacaklar. Büyüyecekler de süvari olacaklar. Bizim iki köyümüzde keşke süvarilik olsaydı. Araç gereç getiririm canım. Sen iste yeter. Senin ocak sayının artması benim işime gelir çünkü. Bir seviye asker almayacağım artık. Canım. Al bakayım. Yüksek seviye asker var mı? Var. Bu arada tamamen süvari kullanmamayı seçme sebebim sizi de sıkmamak. Çünkü sadece süvari varken dümdüz hücum ediyorsunuz genellikle. Güzel. Gördüğünüz gibi inşaat hızımız giderek artıyor. Kendi krallığımız olduğunda bu sadakat her zaman 100 olacak. Geçirdiğimiz politikalardan dolayı inşaatlarımızı hızlıca yapacağız. Gidelim. Birlik sayımız artıyor. Şiddetli rüzgar ve izcimizin bize getirdiği bonuslar sayesinde bir düşman kovalarken de bu hız artacak. Savaşlardan savaşlara koşup yeni birliğimizi adam edebiliriz. Bir omor koşu atı birliğimize eklendi. Bir soylu bineğidir. Özelliklerimiz bize para ve ihtişam sağlamaya devam ediyor demek oluyor bu da. Otruklar Sturgia'nın özel birimidir. Sturgia Druznik şampiyonları hakikaten sağlam süvarilerdir. Kaç kişisiniz? 350. Ezildiler bile. Bir seviye asker almayacağım dedikten 2 dakika sonra erkekler yenecekler zaten. Tamam. Biz yağmalanan köylere gidelim. Köylülerle ilişkimizi arttıralım. Aşinacığımın
Artan vekilliğinde burada ne yapıyorduk? Atılan zırhlar tecrübeye dönüşür. Canımın izciliğine bakalım. %30 sığınak tespit etme. Güzeldir. Az önceki mesafenin %30 daha arttığını düşünün. Bolat'ı ileride vekil yapabilirim aslında. Bolat'ı ileride vekil yaparım ben. Birlik kullanmasını sağlarım. Canım, dövüş hızı al. Başka seviye atlayan var mı? Halim seviye atlamış. Güzel. 200'e geliyor. Bu arada iyi bir hekimi vali yaparsanız refah bonusu alırsınız. 200 seviyede. Köyümüze gidelim. Canım, 106 kişisin. Benim birliğim şu an düşük seviye. Senin askerler de yeni ise senin askerler de yeni. Güzel bir savaş olsun, tamam. Gel bakalım. Canlarım. Şimdilik takip edin. Bakalım bize kafa atacaklar mı? Muhtemelen öyle yaparlar diye düşünüyordum ama bekliyorlar. Takip edin bakalım. Atlı okçu çatışmaya girebilirsin. Evet. Çatışıp kışkırtıp durabilirsin canım. Bunlar bana kafa atmaya geliyor değil mi? Evet. Yükseklik bir alan yok. Şöyle ufak yüksekliklerden de faydalanabilirsiniz okçularınızla. Atlı okçu bekle ya. Çarpışmaya gir, bazen bozuk çalışıyor çünkü. Şu okçu kardeşi harcayalım. Bir okçu bir okçudur değil mi? Süvari sen de geri çekil canım. Ama dümdüz gelmiyorlar. Güzel, bizimkilerin oklamasını bekleriz. Şu kimmiş ya? Dur bakalım. Bir hadi saldır canım. Kayıp vereceğiz bu arada. Amatör bir birlik yönetiyorken kayıp vermemeniz mucize olur. Kardeşi vurabilir miyim artık? Bence vurabilirim. Bu arkadaşların mızraklı oluşu kendilerine çok avantaj sağlıyor. Daha düşük seviye olan atlı okçularımızı hızlıca harcıyorlar. Seviyelerde düşündüğüm kadar düşük değilmiş. Bizi üzdü bu kardeşler ama çok ölü vermeyeceğiz çünkü iyi bir doktorumuz var. Büyük oranda ölü değil de yaralı veriyoruz. 30 ölüden bir sıkıntı olmaz. Kaç kaç kaç. Şu kardeş bana vurmasın. Güzel. Gerisi gelecek. Kaçalım. Atlı okçularım var ya, alacağım bu savaş. Atletizmimizin yüksek olması bu noktada bize çok güzel avantajlar sağlıyor kardeşlerim. Ama arkama bakmadığım için düştüm. Bizim çocuklar umarım alır ya. Şu an bu savaşı kaybetmek hakikaten üzer beni çünkü. Bakalım. Hayatta kalanlara hepsi atlı okçu. Yok, savaşı sonlandır. Kaçacağız arkadaşlar. Kaçacağız.
Art arda 2 bölüm başarısızlık biraz üzdü beni. Kontrolümüze artı bir alalım. Kötü oldu ya. Sağlık olsun. Kendimize o kadar da güvenmiyoruz. Sturgeyalılar üzer. Hakikaten sağlam piyadeleri vardır çünkü ve bu kadar dar bir alana süvarilerle girerseniz, üstelik bu adamlar düşük seviye ise ağzınıza sıçarlar sizin arkadaşlar. Biz ne yaptık? Geri çekilmesini, kaçmasını bildik. İki tarafta öldürdükleriyle kaldı. Yaklaşık bir 50 askerim de mezarda kaldı. Muhtemelen gerçi mezar yapmamışlardır. Sağlık olsun. Seviyeleri de alamadık öldüğümüz için. Çok ego yaptım ya. Böyle egolar size zarar verir. Unutmayın. Daha garantici oynayın. Biraz hesap kitap yapın. Ben araç gereç görevinde yapmadım değil mi? Hayır. Ne yapıyoruz? Ayaklarımız kıçımıza vura vura şehrimize doğru çekiliyoruz. Çünkü asker tazelememiz lazım. Bu parasızlık bizi üzdü biraz. Kız kardeşim evlenmeyecek. Üzücü oldu ya. O tokat yiyiş üzücü oldu. Neyse bu noktada çabuk toparlanıyoruz zaten. Belirli bir maddi gücünüz Abi. varsa bu oyunda toparlanmak zor değildir. Özellikle o askerler zaten ölmelik askerlerdi. Tek sorun işte XP'leri alamadık geri çekildiğimiz için. Köylerimizin ocakları az olduğu için gelen askerler de düşük seviye. Ama refahımız artıyor. Meyve bahçelerimiz devamlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Biraz daha at alacağız yanımıza. Son seviye, özür dilerim. İkinci seviye asker burada tabii ki yok. Çünkü daha yeni kullandık bu kaynağı. Genel olarak menzilli kayıp vermişiz ya. O kötü oldu. Bir de bazen çok güveniyorum kendi oynayışıma. Az önceki o düşüş olmasaydı o savaşı kazanmıştık mesela ama her zaman da çok güvenmeyin ya kendinize. Tabii biz uslanır mıyız? Uslanmayız. Neden uslanalım ki? Köylüler, bu sığınaktan rahatsızsanız temizleyeceğim. Temizleyeceğim. Temizleyeceğim dediysem temizlerim. Canım muhtemelen tekrar görüşmeyeceğiz ama bu haydut üssünü yok edeceğim. Sırf senin için biliyor musun? Bir de bana verdiğin otroklar için tabii de orayı karıştırma canım. Yanıma sadece okçu alacağım. Haydutlara direkt hücum emri vereceğim. Orman haydutlarına karşı. Çünkü artık oturmuş bir karakterimiz var. Bu arada unutmazsam gelecek haydut üssüne tek başıma gireceğim. Onu da size göstermiş olurum. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Tabii onu yaparken oynanışınız çok önemli. Ben ortalamadan gayet iyi bir oyuncu olduğumu düşündüğüm için hemen hemen her seferinde başarılı olurum. Ancak kalkanımı yanıma almayı unuttum. Sağlık olsun. Çocuklar nereye yürüyorsunuz acaba? Gelin buraya. Bizimkiler XP kasıyor. Şunun ayağını atacağım sadece. Öldürün oğlum. Güzel, bir tane daha. Çok iyisiniz. Toplularmış. Biraz sıkıntı. Umarım bizim çocuklar ve ben ölmem.
Ancak okçuluğumuz zaten gayet yeterli bir seviyede. Bu noktada gayet hızlıyız. Gayet iyi hasarlar veriyoruz. Atletizmimiz de olduğu için daha hızlıyız. İlk bölümde bahsettiğim hem yönetim hem savaş olarak tatmin eden karakter de böyle yaratılıyor zaten. Okçuluk yapmak yerine daha çok yakın menzil dövüşleri yapmak istiyorum ben diyorsanız da nişancılık yerine güç özelliklerinize verebilirsiniz tabii ki. İyi bir süvari olursunuz, iyi bir kılıç kalkan kullanıcısı, iyi bir çiftel kullanıcısı. Bunların tamamı sizin kendi inisiyatiflerinizdir. Zaten bu oyun ezbere oynanmaz. Alacağınız bilgileri alırsınız. Üstüne kendi oynanış biçiminizi katarsınız ve oyununuza bakarsınız arkadaşlar. Sonuncu nerede? Ben mi göremiyorum? Yoksa şurada. Ben göremiyormuşum. Tabii ki düelloyu kabul edeceğiz. Bu arada en çok zorlayan haydut NPC'si bence orman haydutlarının elebaşıdır. Saldırılarından da göreceğinizi düşünüyorum. Hızlıdır kendisi. Şekil A'da da görüldüğü üzere. Canım dövme beni be. Sağ ol beni dinlediğin için. Alacağız tutsak. Bu kardeşleri kendi ordumuza katacağız. Bir arada şu zırhları geliştirmem lazım. Vladimir. Yeni askerler. Teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere vekilimiz olduğu için birlik büyüklüğümüz hızlıca artıyor. Bu İYAŞİ'cilikten gelen birlik büyüklüğü gerçekten muzaffer edecek bizi. Bir iki savaş kovalayalım. Bölümümüzün henüz 6-7 dakikası daha mevcut. Gerçi Suriyeliler zaten bayağı dayak yemiş be. Omoru da vermiş, kaleleri vermiş. Suriye'den savaş çıkmayacak gibi bize. Güçleri 3800. Kötü. Çoğu da esir düşmüş zaten arkadaşların. Şurada bir savaş belki yakalayabiliriz. Şu 60 kişiyle çökersem çökerim. 100 kişiyle girmeyeceğim. Şu kardeşi yakalar mıyım? Asker al. Asker almadım. Rozivo, gel. Bizimkileri seçeceğini beni seç. Yok, bizimkileri seçtim arkadaş. Ben çıkıyorum bu coğrafyadan. Orek onlardan kaçabilir. Büyük bir ordu çünkü. Ancak ileride biz yakalarız diye düşünüyorum. Canım gelebilirsin. Şu iki esir alayım. Tutsaklar beni 0-13 yavaşlatıyormuş. Vermeyeceğim ya. Değeri düşük ekipmanları tecrübeye dönüştüreceğim bu noktada. Silahları çeviremiyorum, değil mi? Evet, çünkü kardeşimiz henüz 125 vekilliğe ulaşmadı. 38 okçun ve bir kısım süvarin var. Şu an hallolmayacak düzeyde değilsin. Bu savaşı da kaybedersem üzüleceğim. Hakikaten üzüleceğim. Biraz sıra yarda oynayacağım o yüzden. Canım. Seni çiftlerle oynatacağım. Okçu da yapacağım. Şimdilik okçuluğun artsın. Gel abim buraya. Teslim ol. Fazla münazaraya gerek yok. Asker hareket hızına siz alın. Sende ne vardı? Bunu süvariye ver. Ben de buradayım. 175 uzaklıktalar. Atlı okçuların bu sefer çarpışmaya girebilir. Hatta direkt hücum edebilirler.
Okçularımız tepelik araziyi kullansınlar. Ayrık düzende olsunlar. Piyadelerimiz aşağıyı kapatsınlar. Süvarimiz burada beklesin. Ben şu iki süvariyi halledeceğim. Şu bir. Okçuların tepeye yerleştirmişler. Buraya bizim hücum etmemiz sorun yaratacak bize. Hatta okçular umarım aşağıya çok inmez. Şu süvariyi indirelim. Görebilirsek tabi. Güzel. Hatta okçular bir geri çekilsin ki NPC'ler ilerlesin. Şu an hakikaten avantajlı bir konumdalar. Yani gerçekten ilerlemeyecek misiniz peki? Piyade kalkan duvarı yap. Buraya kadar ilerle. Okçular arkasından ilerleyecekler. Yüksek arazide oldukları için çok daha uzak mesafelere güzel atışlar yapabiliyor şu an karşı tarafın okçuları. Şu arkadaşı öldüreyim artık ya. Güzel. Tabii menzil uzak olduğu için hasarları aşırı yüksek değil bu arkadaşların. Piyade. Biraz daha ilerleyeceğim. Ve okçu normal line'de olsun. Buraya kadar ilerlesin. Süvar beni takip et. Atlı okçu beni takip et. Hatta atlı okçu. Okçulara hücum etsin. Süvarimiz de okçulara hücum etsin. Piyadelerin aşağıları tutarken bu ikiye bölünmelerinin dezavantajını onlara hissettireceğiz. Bir yandan odakları üstümüze çekeceğiz tabii ki. Okçuların seviyesi düşük olmasaydı bizi gerçekten yoracaktı bu arkadaşlar. Ama maalesef öyle olmayacak. Biraz bekledim NPC'ler avantajlı yerini bırakır mı diye. Bırakmadılar. Biz bıraktıralım bari. Oyunun yapay zekası hakikaten her güncellemede, hotfixler hariç, her güncellemede ilerliyor arkadaşlar. Yapay zeka aptal değil. Dezavantajlı olduğu konuma ilerlemeyi reddetti. Okumuz bitmiş. Başta çok atış yaptım. Menzilimizi kullanıyoruz. Erimemizi kullanıyoruz. Hücum çocuklar. Hücum. Bizim yeni çocuklar için güzel bir savaş oldu bu. Hepsi dolu dolu savaştı çünkü. Piyadeler buradaymış. Sürgenin son seviye piyadeleri bu şekilde ölmek bilmezler arkadaşlar. Ancak 19 gibi ufak bir kayıpla bu savaşı burada sonlandırıyoruz.
Aslan kardeşim be. Aslan be. Çok güzel. Seni bırakıyorum canım. Tutsaklarını alıyorum canım. Tabii ki ilk seviye olanları bırakacağız. Hadi ilk iki seviye olanları bırakalım. Senin güzel hatırın için. Zırhımızın görüntüsü nasıl? Güzel. Sağ ol. Ve acemi birliğimiz güzel bir seviye atlamasıyla. Ortalama bir ordu düzeyine gelmiş bulunmakta. Bu bölümü bu noktada sonlandırıyorum. Ufak tefek tökezlemeler her zaman yaşayabiliriz. Şimdi vali yapmayı düşünmüyorum ben bu doktoru. Halk hekimi yapalım o yüzden. Geri çekilip Amprella'ya, memleketimize, yeni memleketimize dönelim. Kendinize iyi bakın. Esenlikler. Zaten muhtemelen bir bölüm daha çekeceğim durdurmadan. Görüşürüz.